Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de yeni bir kitapla daha beraberiz. Aslında kitap yeni değil. Ben okuyalı epey oldu ama araya hastalık girdi. Hastalıktan dolayı videosunu çekemedim. 3 hafta sonra gecikmiş videosunu çekiyoruz. Kitabın ismi Kürtler Sol ve Sekülerleşme. Kürtler Sol ve Sekülerleşme. Alt başlığı da şöyle: HDP üzerine eleştirel yazılar. HDP üzerine eleştirel yazılar. Yazarı Adem Palabıyık Hoca, doçent doktor yanlış bilmiyorsam. Yayın evi de Pınar Yayınları. Şöyle kapağını da bir göstereyim. Yüzüme yaklaştırarak gözüktüğü kadar inşallah gözükmüştür. Kitap arkadaşlar genellikle Adem Hoca'nın Ümran Dergisi için yazdığı makalelerden oluşuyor. Onları tekrar elden geçirmiş ve bu kitabı oluşturmuş. Büyük ölçüde o yazılar ama orada yayınlanmamış yazılar da var. Şimdi alıntılarımı okuyayım. Zaten kitabın ne hakkında olduğu, neler söylediği ortaya çıkacak. Alıntıları okurken de üzerine konuşuyoruz. En sonunda kitap hakkındaki kanaatlerimi belirtmeye çalışırım. Hızlı gitmeye çalışıyorum. Notlarımı aldım buraya. Evet, inşallah sizi fazla oyalamayacağım. İlk notum... Bakalım. Evet, ilk notum sayfa 11'den, daha giriş bölümü, takdim bölümü ya da öyle diyelim. Yazar kitabını anlatıyor. 11. sayfada şöyle demiş. İkinci negatif husus ise HDP'nin Kürt gençlerini sosyopolitik açıdan nasıl yönlendirdiği üzerine karşılaştığımız bazı sonuçlar olmuştur. HDP'nin Kürt gençlerini sosyopolitik açıdan nasıl yönlendirdiği üzerine karşılaştığımız bazı sonuçlar olmuştur. Kürt gençlerine anlatılan mitolojik efsanelerin oluşturduğu yanlış algılama biçimleri, bizzat HDP aracılığı ile bölgede devlete karşı bir kan davasının oluşturulmasına sebep olmuştur. Çizdiğim cümle burası. Hoşuma gitti çünkü kan davası bizim toplumumuzda aşina olunan bir şey. Ama devlete karşı kan davası, bu güzel bir tabir. Yani o damarı buraya doğru işlettirmek. Evet, bu mevzuda hakikaten isabet eden bir yaklaşım bu. Bana öyle geldi. Bizzat HDP aracılığı ile bölgede devlete karşı bir kan davasının oluşturulmasına sebep olmuştur. Bölgenin temel sosyolojik unsurlarından biri olan kan davasının, Kürt gençlerine farklı düzeylerde aşılanan fikirler aracılığı ile dönüştürülmesi, Kürt gençliğini ister istemez etkilemektedir. Geçmişte yaşananların sürekli olarak Kürt gençliğine anlatılması, ve devlete karşı oluşturulan kan davası sürecinin sıcak ve canlı tutulmaya çalışılması, çabası hala devam etmektedir. Bu çaba bir sonraki nesil için bölgemiz adına önemli bir tehlikedir ve sosyolojik olarak analiz edilmelidir. Kitapta bunu yapıyor zaten hoca. Kendisi de Vanlı Adem Hoca'nın. O yüzden bölgenin insanı, yani bölgenin sorunlarına aşina, içinde bir insan. O açıdan bu yaklaşımı güzel. Şu önemli, mesela Şia nasıl Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'da şehadetini bir Sünni öfkesini diri tutma aracı olarak kullanıyor. Yani Sünnilere karşı öfkeyi o olayın üzerine bina ediyor. Buna benzer şekilde HDP de veya işte PKK da diyelim, Kürt gençleri üzerinde o acıları tekrar tekrar anlatarak, geçmişte yaşanan olayları, acıları tekrar tekrar anlatarak bir kin, bir nefret, devlete karşı diri tutuyor diyor hoca. Güzel, güzel bir tespit. Katıldığım bir tespit yani. Gelelim azıcık ilerisine. Bu ayıraçları da küçük yapmışım, çıkarması zor oluyor. 13. sayfa. Şöyle bir yerden başlayayım. Vurgulayacağımız son olgusal durum ise, inşallah güzel okuyorumdur.
Vurgulayacağımız son olgusal durum ise Kürt siyasi hareketi içine yerleşmiş ve devletten intikam almaya yemin etmiş Türk solunun Kürt sekülerleşmesine yaptığı ciddi etkidir. Yani Kürt solu diyor ya da ne diyelim HDP damarı diyelim o kadar şey olmasa bile diyor Türk solu gaz veriyor. Bunun kitabın ilerleyen bölümlerinde daha da ince ince işliyor hoca. Ama burada altını çiziyor girişte. Vurgulayacağımız son olgusal durum ise Kürt siyasi hareketi içine yerleşmiş ve devletten intikam almaya yemin etmiş Türk solunun. Geçmişte yaşadıkları olaylardan dolayı onların da bir kini var diyor. Kürt sekülerleşmesine yaptığı ciddi etkidir. Özellikle Kürt gençlerinin günlük yaşam ritüellerinde dinin de bir ritüel olduğu fikrinin benimsenmesinde etkisi büyüktür. Farklı Twitter hesapları üzerinden yazılanlar ve Kur'an'da öz savunma dışında, tırnak içinde söylüyor bunu, farklı Twitter hesapları üzerinden yazılanlar ve bu İhsan Ele Açık'ın sözüymüş. Kur'an'da öz savunma dışında savaşa asla izin yoktur. Fetih adı altında ele geçirme, işgal, yağma, talan, haraç hiçbiri meşru değildir. Peygamberin tüm savaşları Medine şehir kantonu savunmasından başka bir şey değildir gibi sapkın yorumlar, geçtiğimiz yıllarda vuku bulan Hendek olaylarının temelindeki yatan motivasyonun anlaşılması noktasında önemli bir işarettir. İhsan Ali Açık'ın sözüyle yukarıda alıntıladığı, işte Medine şehir kantonu savunması falan filan, işte diyor ama bu bir maksatla söylenmişti diyor. Kanton kelimesinin kullanılma maksatı ise gayet açıktır. Esas göndermenin Suriye'deki sosyalist ve komün içerikler olduğu aşikardır diyor ve devam ediyor. Biz devam etmeyelim. Arkadaşlar biraz öksürüyorum var. İnşallah kitabı tanıtırken öksürmeden devam edebilirim. 19. sayfaya geldik. Burada ilginç bir şey söylüyor. İlginç bir karşılaştırma yapıyor. HDP'nin milliyetçilik anlayışı resmi milliyetçiliğin tam karşıtı olan kurtuluşçu milliyetçiliktir. Ve HDP kendi varlığını karşısındaki milliyetçiliği ötekileştirmeyle hem sağlamlaştırmış hem de bugüne kadar devam ettirebilmiştir. HDP'deki milliyetçilik anlayışı dil, ırk, kültür hatta bazen din kılığına bürünerek kitleler arasında kendini vatanseverlik şeklinde göstermektedir. Bu metot, kurtarıcı olarak bütün siyasi sistemin merkezine oturtulmuş bir siyasi kültürde alternatif bir lider arayışını teorik olarak zorlaştırmıştır. Kaotik ortamlarda kurtarıcı olarak tanımlanan lider, Öcalan gösterilerek Mustafa Kemal'in Türkleri, bak Saddam'ın Arapları, Hümeyni'nin Şiileri varsa Öcalan'ın da Kürtleri olma politikası takip edilmiştir. Bak enteresan. Mustafa Kemal'in Türkleri, Saddam'ın Arapları, Hümeyni'nin Şiileri varsa Öcalan'ın da Kürtleri olma politikası takip edilmiştir. Aslında diyor burada yapılan diğerlerindeki o zorlama, kurtarıcı, yeniden kurucu, önder karakteri Kürtlere de tatbik etmek, o yanlışa Kürtleri de sokmak oldu diyor Öcalan'ın bu şekilde liderleştirilmesi ve onun arkasından bir kurtarıcı milliyetçilik mitinin geliştirilmesi. Devam edelim. Geldik 21. sayfaya. Burada biraz sık ama ileride açılacak arkadaşlar. Bu kadar çok okumayacağım yani. Şu an peş peşe geldi ama. 21. sayfa. Burası da önemli. Az önce konuştuğumuz şeye paralel. Bunların yanında HDP'nin siyaset okullarında verilen eğitimler de bu bilincin oluşturulmasına öncülük etmektedir. Hangi bilincin? HDP'nin esas istediği, değişik bir kelime istediği, HDP'nin esas istediği mi desek, Kürtlerdeki Kürtlük bilincinin ayrı bir devlet bilincine dönüşmesidir. HDP'nin esas istediği Kürtlerdeki Kürtlük bilincinin ayrı bir devlet bilincine dönüşmesidir. Çünkü Kürtleri
Kürtlerden başkasının yönetemeyeceği bilinci oluşturulmaya çalışılmaktadır. Çünkü Kürtleri, Kürtlerden başkasının yönetemeyeceği bilinci oluşturulmaya çalışılmaktadır. HDP, kendisi için Kürtleri kazanmış olduğu için kendinde Kürtler ile uğraşmaktadır. Değişik tabirler, kendisi için Kürtleri kazanmış olduğu için kendinde Kürtler ile uğraşmaktadır. Ne demekmiş bunlar? Kendinde Kürtler, hala İslam'ın etkisinde olan ve çoğunlukla AK Parti'ye oy veren Kürtler olarak yorumlanabilir. HDP'ye göre bu Kürtler henüz Kürtlük bilinci oluşmamış Kürtlerdir, diyor ve devam ediyor. Evet arkadaşlar, işte atladığımız yerler, hızlı gidiyoruz buralarda, güzel. Evet geldik. Geldik 44. sayfaya. Güzel atladık. Burada sömürgecilik ile fetih arasındaki farkları söylüyor hoca. Bazı somut ayrımlar da sağlıyor. Güzel, güzel tespitler yani. Fetih nedir, sömürgeden farkı nedir? Toprağa sahiplenme açısından, oradaki insanı sahiplenme açısından falan ayrımlar, ayraçlar koyuyor. Faydalı. Şöyle bir yerden geleyim. Çünkü geleneksel olarak geldikleri köken, onları sömürge mantığının... Şuradan geleyim ya. Yanlış yerden başladım. Şunu ifade etmek gerektir ki, tarihsel analizler ortaya çıkarıldığında dünyanın doğusunda yer alan devletler, daha fetihçi ve sömürge mantığından yoksun bir özelliğe sahiptirler. Bak, fetihçi ama sömürge mantığından yoksun. Nasıl? Çünkü geleneksel olarak geldikleri köken, onları sömürge mantığının değil, fethetme mantığının bir parçası haline getirmiştir. Sömürge ise daha Avrupalı bir kavramdır ve fetih devletlerinde görülmeyen çeşitli özellikler içermektedir. Devamında açıyor bunu. Ayrıca sömürmek, sömüren devletin kendi toprakları dışında ve kalıcı bir sürecin parçası olarak anlaşılmalıdır. Dolayısıyla kopuşlarla beraber Osmanlı Devleti'nin devamı olan Türkiye'nin sömürgecilik şeklinde kavramsallaştırılabilecek bir tarihsel sosyolojisi mevcut değildir. Bu sosyolojiye sahip olmayan bir devletin, çizdiğim cümle yukarıdakiydi. Türkiye'nin sömürgecilik şeklinde kavramsallaştırılabilecek bir tarihsel sosyolojisi mevcut değildir diyor hoca. Bu sosyolojiye sahip olmayan bir devletin toprakları dışında uygulamadığı bir politikayı kendi içinde uyguladığı iddia edilemez. Son kertede zor ve rızaya dayanan bir devletin kendi toprakları içinde baskıya dayalı siyaset izlemesi onu sömürge devleti değil, otoriter ya da milliyetçi niteliğe büründürebilir. Diyor, devam ediyor. Hani Türkiye için otoriter denebilir, devletçi denebilir diyor ama sömürgeci denemez diyor. Niye? Çünkü sömürgecilik aslında toprağa sahiplenmemek oluyor. Orayı kendi devletin saymıyorsun, orayı sömürgen sayıyorsun. Ayrı bir parça gibi ama fetihçi devletler öyle bakmaz diyor. Kendi toprağı gibi görürler. Osmanlı da böyleydi diyor. Şark devletleri genelde böyledir diyor devamında. Yani onlar aldıkları toprağı kendi toprakları görürler. İnsanlarını kendi insanları görürler. Sömürgeciler öyle değildir diyor. Devamı öyle geliyor. 44. sayfaydı söylediğim gibi. Yine hızlandık. Bakınız nereye geldik. Evet. 54. sayfa. Burada TÜSİAD'a dair ilginç bir şey söylüyor. Şuradan azıcık okuyayım, sonra karşısındaki sayfadan da birazcık okuyacağım. Türkiye'de laiklik ve Türklük temsilcileri denildiğinde akla TÜSİAD gelmektedir. Ama şu anki iktisadi düzende bir milli burjuvanın oluşmuş olduğunu söylemek mümkün değildir. AK Parti her ne kadar kendi burjuvasını oluşturmaya çalışsa da gerçekleşmemiştir. Zira Avrupa tipi bir burjuvanın oluşması uzun bir zamanı gerekli kılar diyor, devam ediyor. Hemen atlıyorum 55'e. Burada Fanon'dan bir alıntı var. Son tahlilde Fanon'un kavgası Avrupa'yladır
ve Avrupa coğrafi keşiflerden beri varlığını sömürge üzerine kurmuştur. Bu sömürge biçimi bazen asimile etme, bazen misyonerlik faaliyetiyle, bazen de başka şekillerde gerçekleşmektedir. Ama hepsinin kökeninde ekonomik sömürü mevcuttur. Türkiye ile kıyaslama yapılamayacağının temelinde de bu ülkenin sömürge değil fetih devleti olması yatmaktadır. Şurası açık ki Osmanlı'dan kalan miras sömürge değil fetihtir. Çizdiğim cümle burası. Şurası açık ki Osmanlı'dan kalan miras sömürge değil fetihtir. İşte bu yüzden genel olarak sömürgecilik karşıtı mücadelelerin ve 3. Dünya'nın uyanışının düşünürü kabul edilen Fanon'un Cezayir düzleminde bahsettiği sürecin çoğunluğu ülkemiz için yapılacak analizleri kapsamamakta, dahası şiddet pratiğini meşrulaştıramamaktadır. Yani Fanon'un fikirleri üzerinden Türkiye'de bir örgütün ya da bir halkın direniş için şiddete başvurmasının meşrulaştırılamayacağını, çünkü onun şartlarının başka olduğunu, Türkiye'nin şartlarının başka olduğunu söylüyor. Galiba o Cezayir-Fransa mücadelesi için bazı tespitlerde bulunmuş. Hoca burada öyle bir ayrım koyuyor. Devam ediyoruz. Geldik 58. sayfaya. Şöyle bir yerden gelelim. Türk sosyolojisinin yaşadığı bu tarihsel değişim ve gelişim sürecinin, yani oluşmaya başlayan, yeni oluşmaya başlayan Kürt sosyolojisi için de geçerli olacağı söylenebilir. Çünkü Kürt sosyolojisi de günümüz itibariyle aynı paralellikte ilerlemektedir. Türk sosyolojisinin kontrolü altında ilerlemesine izin veren o dönemki CHP zihniyeti, bak, Türk sosyolojisinin kontrolü altında ilerlemesine izin veren o dönemki CHP zihniyeti şu an itibariyle HDP tarafından taklit edilmektedir. Bu teoriye göre Kürtler adına söz söyleyen her düşünürün HDP'ye selam vermesi gerekmektedir. HDP'nin kendisini bütün Kürtlerin temsilcisi olarak ifade eden ama bunun için bunu hiçbir zaman bir meşruiyetin olmadığını bile bile Kürt ulusu adına talep ettikleri, o dönem devletin Türk ulusu adına talep ettikleriyle tıpatıp aynıdır. İlginç değil mi? CHP, HDP benzerliği üzerine devam ediyoruz. Geldik 63. sayfaya. Nereden gelelim? Burada aydınlanma döneminde dine karşı verilen mücadelenin aslında dine değil kiliseye karşı olduğunu söylüyor hoca. Yani din zaten diyor Hristiyanlarda sekülerleşmişti. Ama kilisenin konumuyla Hristiyanların bir kavgası vardı. Asıl mücadele oydu diyor onlardaki. Bizden farkını söylüyor. Şöyle bir yerden geleyim. Aslında aydınlanma denen realite aklın dini vecibelerin yerine konması değil, kullanılmayan aklın kullanılması demekti. O dönem din kilisenin elinde zaten seküler bir hal içerisindeydi. Kilise bunun adına cennetten toprak bile satın almaktaydı. Zaten diyor sekülerleşmişti yani. Bundan daha seküler bir anlayış nasıl mevcut olabilirdi ki? Bu durumun bizim bildiğimiz modern anlamdaki sekülerlikten tek farkı bize sekülerleşmenin dinin dünyevileşmesi olarak yutturulmuş olmasıydı ki bu aslında doğru değildi. Eğer baş kaldığı dine, daha doğrusu Hristiyanlığa karşı olsaydı bugün Avrupa devletlerinde Hristiyanlık diye bir dinden söz edilebilir miydi? Hepsinin ateist olması lazımdı diyor. Eğer doğrudan mücadele ettikleri Hristiyanlık olsa. Daha doğrusu Hristiyanlık bu kadar yaygın olabilir miydi? O halde başkaldırı dine değil, kiliseye karşıydı ve sonuçta sadece kilise, Tanrı ile bilek arasından kaldırıldı. Din olduğu yerde durmaktaydı çünkü din zaten sekülerdi. Peki bu aydınlanma denen olgu Türkiye'de nasıl yansıdı? Türkiye'de dinin yerini ne aldı? Akıl, gelenek, modernizm, laiklik. Bunun cevabı oldukça muallak diyor. Devam edelim.
Epistemik Cemaat, Hüsamettin Arslan'ın Epistemik Cemaat kitabından bir alıntı yapıyor. Orayı okuyup bitireyim. Türkiye'de 19. yüzyılın başından günümüze epistemik bunalım yaşanmaktadır. Bu bunalımın kaynağında bütünüyle toplum değil, 19. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun batı ülkelerinde, batılı devletlerin de Osmanlı İmparatorluğu'nda tesis ettiği elçilikler ve yine batılı devletlerin Osmanlı toprakları üzerinde tesis ettiği yabancı okullar, ekseni etrafında doğarak büyümüş entelektüel bir zümrenin, bir epistemik azınlığın, bir epistemik doğru bilginin kaynağı cemaatin bunalımıdır, diyor Hüsamettin Arslan. Devam ediyoruz. İleride Öcalan'ın kendi metinlerinden alıntılar var. Onlar çok ilginç. Oralara geldiğimizde güleceksiniz. Evet. Bu da ilginç bir yer. 75. sayfa. 74'ten alıyorum. 1923'ten 1930'a kadar Cumhuriyet kadrosunun asıl problemi iktidar savaşının sonuçlandırılması, yeni sınırların güvenliği ve benimsetilmesi ve dünya iktisadi bunalımının içinden çıkılmaya çalışmak olmuştur. 1930'dan itibaren ise sıra Cumhuriyet ideolojisinin oturtulmasına ve yeni kimliğin belirlenmesine gelmiştir. Bunun için öncelikle mesajın üretileceği kurumlar, kaynak kurumlar, yani Türk Tarih Tetkik Cemiyeti, Türk Dili Tetkik Cemiyeti gibi tarih tezi, dilde özleştirme hareketi, güneş dil teorisi, mesajın iletileceği ortam, halk evleri, tevhidi tedrisat kanunuyla standartlaşan cumhuriyet okulları, 1923 tasfiyesiyle üniversite olan Darülfünun ve Ankara'da fakültelerin kuruluşu ve hedefin Müslüman Anadolu tebaası olmaktan cumhuriyet yurttaşı olmaya aday halk oluşturduğu bir iletişim sistemi kurulmuştur. Yani bunlar araç olmuştur diyor, dönüştürmek için toplumu. Çünkü homojenleştirme gayreti olarak uluslaştırma üç temel aygıtla gerçekleştirilir. Çizdiğim cümle burası. Çünkü homojenleştirme gayreti olarak uluslaştırma üç temel aygıtla gerçekleştirilir. Okul, eğitim, ordu yani zorunlu askerlik ve sandık, siyasal katılım. Ve devam ediyor. Biz devam etmeyelim, uzatmayalım. Evet, şurada bir ayracımız kalmış sanki. İlginç bir yer. Burayı da okuyalım tabii ki, atlamayalım. Tek cümle okuyayım. Batı Avrupa'da ulusu yaratan devlet olmuşken, bak, Batı Avrupa'da ulusu yaratan devlet olmuşken, yani oluşturan, teşkil ettiren, sebep olan diyelim, Doğu Avrupa'da devleti doğuran ulus olmuştur. Bak, Doğu Avrupa'da devletler uluslardan şekillendi diyor, ama Batı Avrupa'da devletler ulusları kurdular diyor. Güzel bir tespit. Devam ediyoruz. Geldik 98. sayfaya. Bu da ilginç. Postmodern dönemin dinle ilişkisi üzerine ilginç şeyler söylüyor Adem Hoca. Yani postmodern dönemde dinden uzaklaşma, bu dinin kendisinden bilgi olarak değil de dinin insanda yaptığı şeyden uzaklaşma, dönüşümden, değişimden uzaklaşma, insan merkezli dinlere yönelme ya da dine insan merkezli olarak yönelme gibi şey teşkil ediyor diyor. Şuradan okuyayım. 98. sayfada. Din, postmodern dünyanın aynı zamanda en popüler kavramı haline geldiği takdirde gündelik hayat uzantıları dini farkında olmadan değiştirip dönüştürebilmektedirler. Bak, gündelik hayat uzantıları dini farkında olmadan değiştirip dönüştürebilmektedirler. Yani gündelik yaşamdaki şeyler dini etkilemeye başlıyor. Dinin gündelik hayata uygun yeniden tanımlanması, onu erişilebilir bir konuma da yükseltmektedir. İsteyen herkes dindardır.
Dine inanmak sadece Tanrı'ya inanmak da değildir. Postmodern dönemin aklı, modern aklı reddettiği için mutlaka bir Tanrı arayışına girmez. İlginç. Önemli olan insandır. Merkez insanın kendisidir. Postmodern dönem diyor böyledir. Yani postmodernizm düşüncede hiçbir iddiacı bir başka iddiacıya karşı kendi doğruluk görüşünü dayatmaz diyormuş. İkinci olarak birçok postmodern rakip yorumlar arasında seçim yapmanın olanaksız olduğu dil oyununa başvurur. Üçüncü olarak ahlaksal ve siyasi doğruları doğruluk ve yalan alanından olabildiğince uzağa taşıyarak, bak ilginç, ahlaksal ve siyasi soruları doğruluk ve yalan alanından olabildiğince uzağa taşıyarak siyasetin estetikleştirilmesi söz konusudur. İddiacı olmayan bu yaklaşım, dindar olmayı da muhakkak bir tanrıya bağlamaz ve ayrıca dini yeniden tanımlanan bir sosyal değer olarak kabul eder. Kürtlerin modernleşmesini her ne kadar merkez çevre ve bütünleşme teorileriyle izah etmeye çalışsak da, din ile alakalı olarak HDP'nin izlediği politikayı, postmodernizmin yeniden dönüştürücü perspektifiyle de ele alabiliriz. Çünkü Öcalan'a göre din, sosyalleşmesi gereken bir değerdir ve tartışmalar bunun üstüne yapılmıştır, diyor ve devam ediyor. Metin, biz devam etmeyelim, zaten çok okuduk. Ama beğendim, yani bu da ilginç bir yaklaşım. Hoş, kafa açan bir yaklaşım diyelim. Postmodern dönem insanın çok merkezde olduğu bir dönem olduğu için modern dönem bile bu kadar insanı merkeze almıyordu. Daha böyle bir hakikat arayışı, akılcılık diliyle bile olsa, materyalist bir akılla bile olsa bir hakikat arayışı vardı. Burada diyor hakikat arayışı da kalmadı. O yüzden diyor hani postmodern dönem dindarlık ve din üzerinde daha da tahrip edici oldu. İlginç. Burada da yine bak aynı mevzuya değiniyormuş zaten. 102. sayfa. Alıntıyı okuyayım. Postmodernizm sekülerleşmeye ve geleneksel dindarlıkta bir düşüşe yol açtı. Tam söylediğimiz işte. Postmodernizm sekülerleşmeye ve geleneksel dindarlıkta bir düşüşe yol açtı. Modernite, akıl uğruna gelenek ve inancın istibdadını reddetmesine karşın postmodernizm bizzat hakikati reddeder. Sekülerleşme, postmodernizmin çok açık bir uzantısıdır, diyor ve devam ediyor. Biz devam etmeyelim. 103. sayfada hemen yine bir şey var. Medzehracılar üzerine, bizim Nurcu kardeşler. Aslında bu kurumsallaşmalardan önemli bir isim de Medzehra cemaatidir. Adını Medresetül Zehra hayalinden alan bu yapı, Said Nursi'nin Kürt kimliğine vurgu yaparak, Nursi'nin Türk-İslam sentezi olarak gösterilme çabasında olduğunu dile getirir ve bunu eleştirir. Yani Bediüzzaman'ı Türk-İslam sentezine katmaya çalışılmasını eleştiriyormuş. Yine aynı ekip Risale-i Nur külliyatının tahrif edildiğini de iddia eder. Evet, bunu çok duyuyoruz zaten. Zaten Medzehra, Zehracılar grubundan ayrılmış ve özellikle son yıllarda Kürt milliyetçiliğini yapan konuma gelmiştir. Hatta 7 Haziran 2015 seçimlerinin akşamı Demirtaş'ın özel olarak teşekkür ediyorum dediği grup olan Medzehracılar, bizzat Demirtaş tarafından da tescillenmişlerdir diyor. Devam ediyor. Yani bazı diyor dini oluşumlar da var diyor bu şeylere kapılan. Bunu bu sadette zikrediyor. Başka bir grup, birkaç grup daha var. 107. sayfaya geldik arkadaşlar. Bu da ilginç bir tespit. Yine yukarıda konuştuğumuz o postmodern dönemle de ilgili. Şöyle bir yerden geleyim. Postmodern din şöyle el değiştirir. Artık insanlar modernite dinlerinin sınırlarını dikkate almak zorunda değiller. Bu tavır postmodernizmin meta söylemleri reddetmesine de uygundur. Günümüzde inanç sistemleri parçalı bir hayat olarak görülür. Eskiden insanlar nasıl uyarım derken, nasıl uyarım, yani dine nasıl uyarım derken
bugün nasıl seçerim sorusunu sormaktadırlar. Kendi merkezlerinden düşünüyorlar artık. Din giderek dini bağlılıktan çok dini tüketime dönüşmüştür. Din tüketicileri kendilerine uygun anlamı ve doyumu bulmak için bir dinden ötekine dolaşan arayıcılardır. Bu durum şu sloganın özetlediği bir harekettir. Dindar değilim ama maneviyatım oldukça güçlüdür. Dindar değilim ama maneviyatım oldukça güçlüdür. Arkadaşlar hakikaten bak, din diyor bağlılıktan çok tüketim. Ya bugün bizim halimiz bu gerçekten. Biz dini tüketiyoruz. Onu bir entelektüel malzeme gibi meselelerini ya da içeriğini düşünüyoruz. Tartışmalarımıza konu ediyoruz falan ama hani talip olduğumuz bir şey yok değişmek için. Bize hayatı böyle hani nasıl arabalardan konuşuyoruz, futboldan konuşuyoruz, dinden de öyle konuşuyormuşuz gibi yani. Yoksa talip olduğumuz şey onun bizi değiştirmesi değil. Bize bir meşgul olacak alan vermesi gibi. Cenab-ı Hak bizi rüştümüzü ilham etsin. Evet, devam ediyoruz. Geldik 116. sayfaya. Öcalan'ın sözlerine geldik. Öcalan din hakkında neler düşünüyor? Mesela burada bir tanesi şöyle bir yerden geleyim. Musa ve İsa, bunlar Öcalan'ın sözleri. Hoca bunları Öcalan'ın konuşmalarından, yazdıklarından falan varsa yazdıkları onlardan almış. Zaten son kısmında da kaynaklarını veriyor. Burada da dipnotlar var. Musa ve İsa yalnız Yahudilerin ve Hristiyanların peygamberidir. Bir de saatimize bakalım. Tamam. Musa ve İsa yalnız Yahudilerin ve Hristiyanların peygamberidir. Ama Muhammed Bey yalnız Arapların peygamberiyim demez. Çünkü bu o zamanki koşullara denk gelmez. Yine İsa ben Tanrıyım diyor. Bu nedenle Muhammed kendi kendisini Tanrı da ilan edemez. Bak bak, okuyuşa bak. Nasıl seküler bir şeyle okuyor. Hani bugün bizim güya dindar insanlarımız içinde de böyle sosyolojiyi merkeze almış veya psikolojiyi merkeze almış, bununla dini değerlendirenler de aynı vartaya yuvarlanıyorlar. Öcalan da orada. Öcalan daha önce yuvarlanmış ama. Bu nedenle Muhammed kendi kendisini Tanrı da ilan edemez. Yapması gereken en uygun şey nedir? Yani düşünüyor Peygamber Efendimiz haşa aleyhissalatü vesselam, ne yapabilirim ben diye. Bak öncekiler şunları yaptı, bunları yaptı. Geleneklere de dayanarak kendisini Tanrı'nın elçisi, bütün insanlığın peygamberi ilan eder. Hem de en son peygamber. Tanrıyım diyemiyormuş. Niye? İsa dedi zaten. O iş geçti İsa aleyhisselam. Haşa sümme haşa, öyle bir şey demedi de. Öyle düşünüyormuş ya. Bak bu söylendi. Ben başka bir şey bulayım. Bulduğu da bu. Geleneklere de dayanarak kendisini Tanrı'nın elçisi, bütün insanlığın peygamberi ilan eder. Hem de en son peygamber. Bak olmayan bir şey buldu. Bu tez günün koşulları açısından son derece gerçekçidir ve devrimcidir. Bunlar Öcalan'ın sözleri arkadaşlar. Önemli bir tarihsel boşluk söz konusudur. Tarihin bu boşluğunun önemli bir devrimle kapatılması gerekmektedir. Bu devrim işte toplumsal koşulları, tarihsel aşaması böyle olan bir çerçevede vücut bulur. Böylece İslam'ın büyük çıkışı, İslam'ın büyük kılıcı, büyük yayılışı gerçekleşir. Mevcut tarihsel ve toplumsal gerçeklik böylesi bir devrimin başlamasına olanak tanımaktadır. Muhammed'in büyüklüğü buradadır aleyhissalatü vesselam. Bu koşullara en iyi cevabı verebilen sistemi bulabilmiştir. İnsanlık tarihinde ilerici bir noktayı yakalayabilmiştir. Bu konuda hayli yoğunlaşmıştır. Yoğunlaşması Kur'an'ın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bakınız hani kesinlikle bir Müslüman şey değil bu. Oturmuş işte aynı ateist bir şarkiyatçı gibi içinde yaşadığı toplumun dinini adam değerlendiriyor kendince ve eşyada sebepler dairesinde açıklamaya çalışıyor. Seküler, arzi bir bakışla açıklamaya çalışıyor. Bakmış ne yapsam demiş de bak boşluğu görmüş, o boşluğu şöyle değerlendirmiş, yoğunlaşmış, bak Kur'an'ı da bulmuş falan.
Devam ediyor hoca bu sefer. Hocanın cümleleri diyor ki, bu ifadelerden anlaşılıyor ki Öcalan, Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ortaya çıkışını zaman ve mekan bağlamında analiz etmekte, peygamberin doğru zamanı seçerek ortaya çıktığını ileri sürmekte ve bu yöntemin çok başarılı olduğunu iddia etmektedir. Halbuki İslami açıdan meseleye bakıldığında Hz. Muhammed bir beşer olarak kendiliğinden ortaya çıkmamış. Allah'ın iradesiyle onun dinini tebliğ görevine başlamıştır, diyor, devam ediyor. Yani bu sözlerin neden hakikat olamayacağının gerekçelerini söylüyor. Devam ediyoruz. Geldik 118. sayfaya. Yine Öcalan'dan bir inci mi diyelim? İnci denmez bunlara. Bunlara kötü bir şey söylemek lazım. Kömür. Hatta Öcalan bu konuda şunları ifade etmiştir. Bu konuda dediği yani Peygamber Efendimiz hakkında. Ne diyor? Tamamen onun sözleri bunlar. Ben Hazreti Muhammed üzerine yoğunlaştığımda, Öcalan yoğunlaşıyormuş, kendisini hep ilk büyük tanrısal kavramları inşa eden Sümer rahiplerinin son nesil en büyük temsilcisi olarak yorumlamaya çalışırım. Çok yorulma. Sümer rahipleri dönemin en gelişkin mitolojik kavramlarından tanrı inşa ederken, arkalarında o dönemin en gelişkin dinsel mitolojik gelenekleri vardır. Hz. Muhammed'in dönem ve mekanındaki dinsel ve mitolojik hatta felsefi ve bilimsel bilgileri sınırlı da olsa özümsediğini iyi bilmek gerekir. Kendisi de İsa gibi aşağı tabakalara daha yakındır. Neler neler söylüyor arkadaşlar. Geldik 120. sayfaya. Yine Öcalan'dan bir kömür, inci denmez. Şöyle bir yerden gelelim. İslam tarihinin Sünniliğin ötekileştirilmesi üzerinden okunması şeklindeki sığlık, Abdullah Öcalan'ın yorumlarında da karşımıza çıkmaktadır. Ve şimdi Öcalan'ın cümlesi, Sünni İslam egemen ve iktidarcı olan İslam'dır. Güçlü bir sınıf temeli vardır. Orta çağın Kürt beyliklerinin ekseriyetle Sünniliği benimsemeleri, çıkarları gereğidir. İslam'ın hakikatle ilişkisi bakımından bir anlam ifade etmez. Denilebilir ki, Sünnilik İslam'ın çıplak iktidar ve rantıyla ilgilenen zümrelerinin maskeli inanç biçimidir. Allah Allah. Zaten nerede bir hayırsız var? Sünniliğe düşman. Sünniliğe düşmanlıktan hayırsızları tanıyabilirsiniz arkadaşlar. Yine Sünnilik hakkında konuşuyor. Nerede bakayım? Şöyle bir yerden konuşayım. Alalım. Alevilerin bu tutumu Öcalan için önemli bir tercihin sonucudur. Çünkü Aleviler ona göre devletçi din yorumunun bir yansıması olan Sünniliğe karşı direniş refleksi geliştirmişlerdir. Yine bu çerçevede Sünni İslam, Emeviler sayesinde devletli ve devletçi bir İslam olarak anlaşılır. Alevilik ise militan bir İslami anlayışın yalıtılmış saf hali şeklinde anlamlandırılır ki, bu bakış açısı Türkiye'deki sol çevrelerin hakim Sünnilik yorumlarıyla aynı arterde buluşmasıyla da bir zihniyet ortaklığının tespitine imkan tanır. Devam ediyoruz. Yine Öcalan'dan bir kömür. Bu çok ilginç. Öcalan'ın ahirete dair düşünceleri. Öcalan cennet kavramının karşılığını bu dünyaya ait bir uygarlıkla tanımlamaktadır. Devam ediyor şimdi. Ayrıca ona göre İslamiyet kadar savaşçı bir din yoktur. Şimdi onun cümlelerini okuyoruz. İslamiyet'in ilk çekirdek savaşçılarını, tırnak içinde mücahitler, ilkel dinler olan animizm ve totemizm inancından kopanlar teşkil ediyordu. Hz. Muhammed'in söyleminde uygarlık diyarları cennet olarak tasvir ediliyordu. Aslında cennet kavramındaki öte dünya, ölümüne savaşanların kazanacakları güzel yaşamlı memleketler, yani uygarlık diyarları oluyordu. Daha sonra Hz. Muhammed'in söylemi softalarca saptırılarak,
ölümden sonra girilecek bir ahiret yaşamı olarak yorumlandı. Cennetin asıl anlamı bu dünyadaki, Arabistan'ın çöl yaşamına kıyasla cennet gibi güzel yaşamlı uygarlık diyarlarının fethedilmesiydi. Bu da ölümüne bir savaşçılığı gerektiriyordu diyor. Devam ediyor. Buradaki ölümünelik ahiretteki cenneti hak etmek olarak yorumlandı. Eğer İslamiyet'i doğru anlamak istiyorsak, bu tür yorumun bir söylem saptırması olduğunu çok iyi bilmek durumundayız. Bu vaat çölün ilkel kabile insanına çok çekici geldi. Ya bakınız, buna benzer bir şeyi Mustafa Öztürk de söylüyor. Yani bir kere böyle arzın sebepleriyle materyalistçe, sekülerce bakmaya başladınız mı dine, demek ki iş oraya gidiyor. Ne diyor mesela Mustafa Öztürk de işte cennet tasvirlerini Kur'an-ı Kerim'deki, hani böyle yine şeyiyle açıklıyor. Ya işte o zamanki insanların hoşuna gidecek şeyleri söylemiş Muhammed. Haşa aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Öyle hani bahçeler, mahçeler, sulak şeyler falan filan. Öcalan da aynısını söylüyor. Öcalan da diyor. Diyor ki yani zaten gidip fetihler yapacaklardı. Güzel memleketler alacaklardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam demek istedi ki yani ya güzel şehirleriniz olur, memleketleriniz olur. Geleceğiniz iyi. Bu dünyada tanımlıyordu aslında, diyordu ahiret, cennet falan gibi şeyleri. Ama diyor sonrakiler onu saptırdı, ölümden sonra bir cennet falan yaptı. Abi aynı indirilmiş din, uydurulmuş din söylemi ya. Aynı bak işte bizim bu modernistler, reformistler, ehli bida kimin izini takip ediyor? Batılı şarkiyatçıların. Öcalan onlardan önce davranmış. Devam edelim şimdi. Biraz atlayalım artık arkadaşlar. Hepsini okumayalım çünkü süremiz azaldı. Burayı da geçelim. Ha, yo şurayı okuyalım. Buraya kadar geliştirdiğimiz diyalektikte Alevilik ve Türk solu ile alakalı yaptığımız açıklamalar, burası 137. sayfa, Kürt hareketinde bu iki olgunun yerinin ne olduğu ile alakalıdır. Bu alakanın özellikle konsensüse dönüştüğü zaman dilimi ise HDP siyasetine rastlamaktadır. HDP'nin sahip olduğu vizyon ve misyon her ne kadar bütün Türkiye'ye hitap etse de özellikle Türk solu ve Alevilik için önemli bir pozisyonda durmaktadır. Devletten intikam almak isteyen sınıflar, çizdiğim cümle burası arkadaşlar, devletten intikam almak isteyen sınıflar, yakın zamanlarda kendileri için Kürt hareketi üzerinden meşruluk arama yolunu tercih etmişlerdir. Tabii ki bu tercihin birden fazla sebebi mevcuttur. Ve biz bu sebepleri şöyle ifade edeceğiz. İlk sebep, kendisine devrimci bir yol çizmiş olan Türk solunun devlete karşı olan öfkesini kusmak için Kürtlerden başka bir seçenek olmadığını anlamasıdır. Eğer bu ülkede ayakta kalmak istiyorsa, sosyalist bir söylem geliştiren HDP'nin içinde yer almak zorunluluğunu tercih etmiştir. Yani Türkiye'de solculuk, Türk solu tükeniyordu, bitiyordu, mahvoluyordu. Ayakta kalmak için HDP'ye tutundu diyor. Ama bunu yaparken aynı zamanda ne yaptı? Onları da radikalleştirdi. Onları da diyor kendi devlete karşı beslediği öfkeye boğdu. Yani onların da dengesini bozdu diyor. Hoş gerçi bozulmaya gerek yok. Onların dengesi zaten yoktu da. Ama güzel bir tespit Adem Hoca'dan. Devam ediyoruz. Geldik 140'a. Güzel bir cümle var burada. Sonuç ne olursa olsun, bu kadar etnik farklılığın taleplerine cevap veremeyen bölgesel bir partinin Türk solu ile birlikte hareket etmesi de kendi kimyasını bozmuştur HDP için diyor. Türk solu ile birlikte hareket etmesi de kendi kimyasını bozmuştur. Son tahlilde HDP, Türk solu için solun devletten alınacak intikam aygıtıdır. Bak çok güzel bir cümle, çizdiğim de burası. Son tahlilde HDP, Türk solu için solun devletten alınacak intikam aygıtıdır. Kürtlerin geleneğinde önemli bir yeri olan dini yaşayış biçimini bir kenara bırakarak Türk solunun konformizmine kapılmak süreç içinde HDP'nin yolunu da tıkayacaktır.
diye söylüyor. Yine burada hemen yan sayfada Türk solu ile ilgili bir tespit var. Okuyayım burayı da. Anadolu topraklarının mayasına ters bir toplumsal gerçekliğe sahip olan Türk solundan bahsediyor. Anadolu topraklarının mayasına ters bir toplumsal gerçekliğe sahip olan, gelişmenin ve değişmenin sadece kendilerinden neşet edebileceğine inanan, yani ancak onlar geliştirebilir Türkiye'yi, öyle inanıyorlar diyor Türk solu. Sahip oldukları kavramsal çerçeve sayesinde bilimsel açıdan tek geçerliliğin kendi geçerlilikleri olduğunu zanneden bir cenahtan söz ediyoruz. Yıllardır devletten almak istedikleri intikamı, Kürt siyaseti üzerinden almaya çalışan, muhafazakar kesimlerin toplumsal tasarımdaki başarılarını hazmedemedikleri için salyalı ağızlarla hayal ettikleri tasarımları gerçekleştirenlere laf atan, ideolojik bağlamda karşılaştıkları teorik eksikliklerini tarihsel süreci didik didik ederek tamamlamaya çalışan yanları da var, diyor, devam ediyor. Haklı mı? Haklı. Hakikaten öyleler. Yapmazlar ama her şey onların eseriymiş gibi davranırlar. Burada ilginç bir şey söylüyor hoca. Yani Türklerin ve Kürtlerin ittifaklarının etkilerini söylüyor. Yani diyor, HDP'nin aklı olsa diyor, bu ittifak gerçekleşse büyük değişimler olabilir. Şuraya geleceğim ben şimdi. Dördüncü Türk-Kürt ittifakı gerçekleşecektir. Dördüncü Türk-Kürt ittifakı gerçekleşecektir eğer akıllı davranılırsa. İlk ittifakın Malazgirt, ikinci ittifakın Çaldıran Savaşı'nda ve üçüncü ittifakın da İstiklal Harbi'nde olduğu ve bu üç ittifakta da oldukça başarılı olunduğu düşünülürse, dördüncü ittifakın her iki millete de neler kazandırabileceği tahmin bile edilemez. Böylelikle Kürt sosyolojisi kendi özüne dönebilir ve Ankara'da meydana gelen olay gibi, Allah korusun, yaşanma ihtimali olan diğer olumsuz olaylar da HDP, bütün inananları terörist olarak gören sol cenahın yerine kendi tarihsel sosyolojisi bağlamında hareket edecek, diyor ve devam ediyor. Burada bir dipnot var. Hoca 4. İttifakın 15 Temmuz olabileceğini söylüyor. Yani 15 Temmuz'daki davranış şeklinin de bir ittifak olduğunu, Türklerin ve Kürtlerin darbeye karşı beraber direndiklerini söylüyor. Onu sayabiliriz diyor. Malazgirt, Çaldıran, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz. Evet, geldik arkadaşlar. Epey ilerleyerek 209. sayfadayız. İlginç bir şey arkadaşlar. Bakın, Şanlıurfa ve Mardin gibi illerde HDP'nin seçimi kazandığı belediyeler ister kendilerinden olsun ister olmasın birçok esnaftan para toplamıştır. Esnafların bu duruma sessiz kalmasının nedenleri ise çeşitlidir. Bir kısım esnaf ölüm korkusundan, bir kısım esnaf ise kazancını kaybetmemek için HDP'li belediyelerin bu taleplerini geri çevirmemektedirler. Taleplerin geri çevrilmemesi beraberinde ikinci bir sorunu daha doğurmaktadır. Haksız kazanç. Haraç alıyorlarmış yani. Belediyeler kazandıkları yerlerde esnaftan haraç alıyorlarmış. Geldi 211. sayfaya. İlginç. Otobüs şoförleri belediyenin kendilerinden istenilen bu anlamsız bağış karşısında isyan etmişler ve eylem yapmışlardır diyor. Nerede olmuş bu? Osman Baydemir Mardin'de olmuş, pardon. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin halk otobüsü şoförlerinden almış olduğu karşılıksız 2000 TL'dir. Otobüs şoförleri en son eylem yapmışlar, yani bu parayı bizden niye alıyorsunuz diye. Yine benzer bir yardım toplama olayı Hakkari'de yaşanmıştır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise hem çalışanlarından hem de esnaflardan zorla yardım almış ve bunu Kobane ve Şengal için kullanmıştır. Ayrıca belediyeye alınacak işçilerin PKK'da akrabalarının olma zorunluluğu
veya çatışmada akrabalarından, ailelerinden birinin ölmüş olması gerekmekteydi. Yani görün, devlet kayyum atamasında ne yapsın yani buralara? Yani kayyum atamasa bizzat devletin kurumu devletin aleyhine çalışıyor. Devam ediyoruz. Geldi 214. sayfaya. Burayı okumayalım ya, atlayalım. Çünkü buna benzer bir yeri şeyde okuduk. Önce de okuduk. Devam ediyoruz. Geldik 230. sayfaya. Diyor ki hoca, laik siyasette dine olan müdahale, çok güzel bir cümle. Laik siyasette dine olan müdahale dindar toplumlardan bile fazla olmuştur. Laiklik Türkiye Cumhuriyeti tarihinde dinin devlet eliyle idare edilmesinden başka bir yol izlememiştir. Hatta zaman zaman Alevilik, Sünniliğe karşı devlet politikası olarak desteklenmiştir. Devletin dine karşı dini savunduğu bir dönemde sosyolojinin din ile olan ilişkisinin ne kadar sağlıklı olacağı düşünülmelidir diyor, devam ediyor. Yani bak neler neler. Laiklik diyor, normal dini devletlerden bile daha çok dine müdahale ediyor diyor yani. Evet, sonuç bölümü, artık kitabın sonundayız. 255. sayfada. Hoca diyor ki HDP kurulduğu günden itibaren tek bir handikaptan kurtulamadı. Çok merkezlilik. HDP kurulduğu günden itibaren tek bir handikaptan kurtulamadı. Çok merkezlilik. HDP'nin kendisine sivil anlamda düşen her sorumlulukta adres olarak Kandil ya da İmralı'yı göstermesi onun en büyük zaafı olmuştur. Bir siyasi parti için hayati derecede önemli olan bu temel zaaf HDP'yi etkin durumdan pasif duruma getirmiştir. Siyasi bir parti olma hüviyetini oluşturmak yerine söz alanını PKK'ya ya da İmralı'ya, dahası Hınçlı sol aydınlara kaptırmış ve böylece kendisinin siyasi arenadaki görevinin başka mihraklarda aranmasına sebep olmuştur diyor, devam ediyor. Biz devam etmeyelim. Burası da sonuç bölümüydü zaten. Arkadaşlar, bir daha kapağını gösteriyorum kitabın. Alıntılarımız bitti. Adem Palabıyık Hoca'nın Pınar Yayınları'ndan çıkan Kürtler Sol ve Sekülerleşme isimli eseri. Kürtler Sol ve Sekülerleşme, alt başlığı da HDP üzerine eleştirel yazılar. Kitaba bazı eleştiriler yapılabilir. Ne mesela? Yazılar çok akademik. Dilleri ağır. Belki biraz daha sadeleştirilebilirdi, daha çalışılabilirdi üzerinde. Başlangıcı sert geliyor. Ortalarda biraz açılıyor. Hani orada belki takdim tehir farklı yapılabilirdi. Yani biraz okunması güç bir kitap olmuş o açıdan. Biraz dağınık, sistematiği değişik. Zaten makaleler ayrı ayrı yazıldığı için orada da akışta sıkıntılar var. O anlamda kitap tam kitap gibi olmamış. Yani tam o şeyler tam oturmamış. Ama tek tek makalelere baktığınızda önemli şeyler söyleniyor. Değerli bilgiler var, bakış açıları var. Bir şey diyemiyorum ona. Hani bütün olarak, kitap olarak biraz yorucu. Ama tek tek makalelere baktığınızda hepsinden alınacak hisseler var. Önemli bir eser. İnşallah edinin, okuyun, faydasını görürsünüz. En azından yani bunların, bu tür şeylerin Kürtler tarafından bizzat dile getirilmesi, sütten çıkmış ak kaşık olmadıklarını bilmeleri anlamında HDP'lilere de faydalı. Umarız hayırlı tesirlere halk olunur, bol bol da satışları olur. Efendim, başka bir fosforlu kalemde yeni bir kitapla buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.